Aydın Haberlerine hoş geldiniz. Ben Tuğba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Haftanın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşları üzen bir haber gündeme geldi. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği aldığı kararda tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını açıkladı. Aydın'da da kararın uygulanıp uygulanmayacağı sorusu merak edilirken Aydın Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın yönetim kurulunda yapılacak istişare ile bu konunun netlik kazanacağını belirtti. Peki Aydın'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar ne düşünüyor? Sokağa sorduk. Çok yanlış. Bu 65 yaşındaki insanlar 24 ay askerlik yaptı. Bu vatan hizmet etti. Yaşlar değerli bir insandır. Bizim kıymetimiz bilmiyorlar. Gençler yazıklar olsun. Aydın'ın Çin ilçesine bağlı Topcan Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıldır patlatmalı madencilik yapan maden şirketinin faaliyetleri bölgede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. Mahalle sakinleriyle konuşan çevre savunucusu Selahattin Aydın bölgenin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Burada madenciler ne yaptı size? Böyle büyük direm darbalar geçtiği zaman içim zızlıyor. Çocuğum böyle her zaman ağlıyor, her zaman telefonlar çekiyor. Toz içinde, duman içinde. Bu kadar olmaz. Velhasıl durum böyle. Ya bu insanların sesi olun. Apolitik yaşam, sadece kendine bakılan bir yaşam, iyi insan olmanın gereği değil. Eski CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, partisinin büyük kurultay öncesinde yaptığı yazılı açıklamada değişime ve dönüşme vurgu yaptı. İnci, öncelikle zihniyetin değişmesi, parti içi iktidarı genel iktidara tercih eden anlayıştan kurtulmamız lazım, dedi. Yerel seçimlerde Söke Belediye Başkan adayı olması beklenen Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli'nin Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yağmaya teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlaması ile yargılanacağı davanın ilk duruşması için 23 Kasım tarihi belirlendi. 22 Eylül 2022 tarihinde Söke Adliyesi'nde karşılaştığı ve tartıştığı Söke Tarış Başkanı İsmail Özer'e sinkaflı küfür ve hakaretler ettiği anları kameraya alan İsmail Özer'in avukat oğlu Ali Özer'in üzerine yürüyen Akkentli'nin Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yağmaya teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlaması ile yargılanacağı öğrenildi. Ananı! Aydın'da yaşayan vatandaşlara Aydın sizce nasıl yönetiliyor diye sorduk. Hiç yönetilmiyor. Hiçbir şey yok. Ama göndermesini güle güle Çanakkale Ankara. Hiç istemiyor. Bir şey yapmıyor. Yeter abi. Ne iş yapmış? 15 sene orada. Yeter. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına 43 bin lira zam geldi. Son zamla birlikte 183 bin lira alacak olan Erdoğan'ın yeni maaşını Aydın'daki emeklilere sorduk. Tabii güle güle kullansa o zaten o yetmez ona. O yetmez çünkü o şeyden de kullanıyor ya, örtülü ödenekten de. Nereye gittiği belli olmayan paralar kullanıyorlar. Sorgulayan var mı? Maalesef. Sen sorgulayabiliyor musun? Korkuyorsun değil mi? Korku imparatorluğu var şu anda. Önemli olan bu. Yapacak bir şey yok. İnsanlarımıza akıl versin Allah. İyi Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Aydın Haberleri'ne özel açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde Aydın'da en az 5 ilçe belediyesi alacaklarını belirten Taner, CHP'nin kalesi olan ilçelerde kazanması kesin olan adaylar olduğunu söyledi. Önceki seçimlerde 2 tane belediyemiz vardı. Bu seçimlerde en kötü ihtimalle onu 4'e 5'i çıkarız. Aydın'da bu hafta gündemin öne çıkan maddeleri bu şekildeydi. Aydın Haberleri'ni takip edin, haberiniz olsun.